Mısır Apartmanı 3. kat Galeri Zilberman'dayız. Bu benim bu salondaki 3. kişisel sergim oluyor. Bugüne kadar yaptığım çalışmalar hep kadın odaklı oldu. Hep birbirinden farklı kadın bedenlerinde kendi bilinçaltı imgelerimi yansıtmaya çalıştım. Ancak bu sergide birbirinden farklı kadınlar yerine kendimi resmetmeye karar verdim. En iyi tanıdığım kadını resmetmek istedim. Bu süreç şöyle gelişti. Benim bir benlik sürecim, kendi yansımamı tanımlama sürecim sonrası kendimle ve öteki benlerimle yüzleştim. Beni ben yapan, kimliğimi ve karakterimi oluşturan imajlarla, imgelerle yüzleştim. Serginin adı Kara Kutu. Kara Kutu aslında benim tüm verilerimin var olduğu, tüm duygu ve imajlarımın muhafaza edildiği bir sihirli kutu diyeyim. Ben bu kutuyu biraz karıştırmak istedim. Bir kadının içinde var olabilecek alt kimlikleri kendi bedenim üzerinden sorgulamak istedim. Bu sorgu sürecinden sonra bu kimlikler birbirlerinden ayrışmaya başladılar ve temelde 3 ana karaktere büründüler. Bunlardan biri feminen, dişiliği ağır basan, dominant bir karakter. Bu karakter daha çok dişiliğin gizemlerini yansıtıyor. Sergide göreceğiniz gibi bir kahine dönüşüyor, bir büyücüye, hatta bir şifacıya dönüşebiliyor. Bir diğeri tam zıttı olan maskülen bir karakter. Bu maskülen karakter de aslında kendini biraz geri planda tutmasına rağmen egosu çok yüksek. Ve bu yüzden diğer karakterleri ezme çabası içinde. Ve bir diğeri ise tamamen bence benim özüme en yakın olan çocukluğu, çocuksuluğu, saflığı sembolize eden bir karakter. Ben öncelikle bu karakterleri tek tek kurgulamak istedim. Onlara yaşanmışlıklar katmak istedim. Onlara öz semboller geliştirdim. Daha sonra onları ilişki içine soktum. Onları yüz yüze getirdim. Bu çabam sırasında tabii ister istemez yaşama dair kareler oluşmaya başladı. Ve sergi birdenbire bir kadının yaşam döngüsünün masalına dönüştü bence. Bunlar beraber kutlamalar yaptılar, oyunlar oynadılar, birbirleriyle hesaplaştılar ve bazen baskın karakterler birbirlerini öldürdüler. Ve dediğim gibi benim gerçeküstü bakışımla, zamandan ve mekandan bağımsız kurgumla bence bir kadının yaşam döngüsü diyebilirim bu sergi için. Ve bütün kadınların bu sergiyi görmesini istiyorum. Çünkü ben kendimden yola çıktım ama ancak bence bütün kadınların içinde var olan karakterler bunlar. Ve birçok kadının kendinden bir parça bulacağını düşündüğüm bir sergi oldu. Sergide 13 tane eser var. Hepsi tuval üzerine yağlı boya eserler. Ve sergimiz 8 Haziran tarihine kadar açık olacak. Tüm sanatseverleri beklerim.